A Haber ekranlarından mutlu günler. Üniversiteye Doğru programıyla karşınızdayız. Bugün yine çok değerli hocalarımızla birlikteyiz. İlk konuğumuz İstanbul Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Sayın Profesör Doktor Sevda Alankuş. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Öncelikle bir üniversiteyi yakından tanıyalım. Kadir Has Üniversitesi 1997 yılında kuruldu. Bu sene 20. yılımızı kutluyoruz. Böyle tarihi yarımadada, yani İstanbul'un kalbinde tam bir kent üniversitesi. Evet. 7 tane fakültemiz var. 2 tane de 3 tane de meslek okulumuz var. Meslek yüksek okulumuz var. 3 de kampüsümüz var. Biri Bahçeşehir'de, diğeri Selimiye'de, bir de Cibali'de. Demin sözünü ettiğim, evet, o tarihi yarımadanın merkezinde. Çok şahane eski bir bina. 1880'lerin sonlarında kurulmuş tütün fabrikasının devamı olan bir bina. Altında Osmanlı hamamı var, Bizans sarnıcı var. Böyle çok tarihsel doku içerisinde. Harika. Tam bir kent üniversitesi. Süper. Yeri ne kadar önemli değil mi hocam üniversitenin? Çok önemli hakikaten. Yani üniversite hayatı, çünkü biraz da nerede okuduğunuzla, yani kalite çok önemli ama nerede okuduğunuz, nasıl bir ortamda, nasıl bir kültürel ortamda, çevrede eğitim aldığınız da çok önemli. Kesinlikle. Bu açıdan da tabii yani Kadir Has Üniversitesi'ne gelen herkes biraz büyüleniyor mekandan, bunu söylemek durumundayım. Kesinlikle. Zaten çok direkt yol üzerinde olduğu, evet, için hani çok da dikkat çekiyor. Evet. Bina, evet, da dediğiniz gibi çok tarihi bir bina olduğu için, evet, bulunduğu bölge itibariyle. Evet. Bölgenin bir tür sembolü gibi aslında, aynen, bakarsanız. Aynen, evet. Kesinlikle öyle. Peki İletişim Fakültesi'nden biraz bahsedelim. İletişim Fakültesi şöyle, bizim 5 tane bölümümüz, evet, var. Bu bölümlerin isimlerini sayayım. Buyurun. Size. Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümümüz var. Görsel İletişim Tasarımı bölümümüz var. Radyo, Televizyon, Sinema bölümümüz var. Reklamcılık bölümümüz var. Bir de Yeni Medya bölümümüz var. Bu açıdan iletişim alanının bütün alanlarını aslında kapsamış durumdayız. Yeni medya mesela... Ondan, evet, onu soracaktınız. Evet, onu soracaktınız değil mi? Herkes yeni medyadan konuşuyor bugünlerde. Yeni medya bizim en son kurulan bölümümüz, en yeni bölümümüz ama Türkiye'de de ilk yeni medya bölümü, bu, evet, adla kurulan ilk bölüm. Bu anlamda da bir tür hani öncülük yapan bir bölüm ama şunu söylemek durumundayım, yeni medya artık iletişim eğitiminin temeline yerleşmiş durumda. Dolayısıyla bizim bu bütün 5 bölümümüzün altında, temelinde de yeni medya merkezli, geleneksel medya ama yeni medyaya özellikle vurgu yapan, önemseyen ve oradan ilerleyen bir ders programı var. Ne demek var yeni medya hocam? Yeni medya mobil ağlar üzerinden, internet üzerinden, bir yöndeşme üzerinde yapılan her türlü iletişim ortamı, yani yeni iletişim ortamlarına diyebiliriz. Bunun içerisinde wiki dahil, blog dahil, sosyal medya dediğimiz medya, hepimizin, aynen, ağzından düşmeyen, kullandığımız bütün aplikasyonlar dahil, bu ortamı anlatan bir sanal şey. Sanal ortamla alakalı. Evet, evet, evet. Ama aynı anda diğer geleneksel medyayı da bir araya getiren, onların yöndeşmesi üzerinden de yeni bir nitelik kazanmış olan bir ortamdan söz ediyoruz artık. Yani radyo, televizyon, gazetecilik artık biliyorsunuz internet ortamında, kesinlikle, yapılıyor. Böylece hani geleneksel medyayla da entegre olarak bize yepyeni bir iletişim ufku, imkanı, ortamı sağlayan bir şey yeni medya. Evet. Aslında günümüz, biraz önce de siz aslında biraz bahsettiniz ama günümüzün gelişen sektörüne diyelim, medya anlamında, hı-hı, hizmet eden, hı-hı, yeni bölümler oluşturuyorsunuz diyebiliriz bu anlamda. Hani bir de öncülük, öyle, yaptığınızı düşünürsek, evet, bu bölümü, evet, açarak. Evet. Onu soracağım. Hakikaten şimdi biz iletişim gittikçe azalıyor diyoruz aslında, hı-hı, ama bir yandan da tam aksine gittikçe de önem kazanan bir sektör, iletişim, hı-hı, sektörü. Dolayısıyla da müthiş gelişen ve süper hızlı değişen bir sektör. Çünkü tamamen teknolojiyi kullanan bir sektörden, evet, bahsediyoruz. Tabii. Yani onun hızına erişmek her zaman çok kolay olmuyor. Çünkü çok hızlı değişiyor. Ve ona sizin ayak uydurmanız gerekiyor. Çünkü sektöre insan yetiştiriyorsunuz. Nasıl ayak uyduruyorsunuz, ben onu sorayım. Dediğiniz çok doğru. Hakikaten yani iletişim, artık iletişim teknolojileri olmadan düşünmek, anlatmak, anlamak ya da geleceğe yönelik bir projeksiyon yapmak mümkün değil. Evet. Bu iletişim eğitimini her zamankinden farklı kıldı. Yani aslında hep öyleydi. Çok dinamik bir alan iletişim alanı. Evet. Bir kere disiplinler arası bir alan. Ama iş uygulamaya geldiği zaman da çok dinamik, sürekli yenilenmesi gereken, sürekli mesela projeksiyonlar yapmanız lazım geleceğe yönelik, bir yandan şimdi yakalamanız lazım, böyle bir alan. Tabii burada biz şeyi tutmaya çok önem veriyoruz. Sektörün nabzını tutmaya çok önem veriyoruz. Mesela danışma kurulumuz var. Sektör temsilcilerinden ve elbette akademisyenlerden oluşan. Onlarla sıklıkla bir araya geliyoruz ve
Onları hep soruyoruz. Yani nasıl bir mezun profili istiyorsunuz? Size biz nasıl mezunlar gönderelim? Bu çalışmayı en son yaptığımızda çok önemli şeyler aldık, bildirimler aldık. Ve mesela ders programımızı bütün bölümler için yeni baştan yarattık diyebilirim. Yeni medya başta olmak üzere. Artık demin de anlatmaya çalışmıştım. Yeni medya temelli, odaklı, ona daha çok vurgu yapan kaçınılmaz olarak bir eğitimimiz var. Ama bu tabii 2-3 yılda bir artık iletişim fakültelerinin ders programlarının yenilenmesi gerekiyor. Bunu yaptık ama her senede ufak dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Çünkü bakıyorsunuz, öğrenciyle de bu arada çok yakın ve yoğun ilişki içindeyim. Artık öyle bir öğrenci kuşağı var ki onlar neredeyse bizden daha aşina ve biliyorlar yeni medyayı mesela üniversiteye gelirken. Çok kullanıyoruz çünkü. Onları onları mutlu etmemiz lazım. Yani yıllar önce bilgisayara giriş dersi vardı iletişim fakültelerinde. Şimdi bunun anlamı yok. Yani herkes çünkü bilgisayar zaten değil. Bilerek deniyor Evet, tabii. Dolayısıyla o işte bir geride kalmış oluyor. Evet. Yani bir şekilde bunu güncellemek gerekiyor. Ve bunu mutlaka yapmak gerekiyor. Biz bu anlamda hani hakikaten sürekli kendimizi yeniliyoruz ve adımlar atıyoruz. Harika. Şimdi iletişim fakültesi hakikaten çok uygulama içeren bir fakülte, bütün bölümler olarak. O yüzden fakülte diyorum zaten. Yani bir kamera tutmadan, işte bir çekim yapmadan ya da bir rejiye girmeden, görmeden bir radyo televizyon öğrencisinin özellikle mesela mezun olmaması lazım. Ya da bir halkla ilişkiler ve tanıtım öğrencisinin bir proje yapmadan mezun olmaması gerekiyor. O anlamda hep görmüş, bilmiş ve uygulamış olması gerekiyor. Mezun olduğunda sektöre hazır olabilmesi için. Siz ne gibi imkanlar sunuyorsunuz? Çok doğru. Hakikaten artık yani böyle bir tartışmanın anlamı yok. Teori ve uygulama gibi karşıtlık içerisinde eğitime bakmanın bir anlamı yok. Onun bütün olması gerekiyor. Bütün eğitim alanları için geçerli bu. İletişim Fakültesi için özellikle geçerli. Genel olarak biz birinci sınıftan başlayarak bütün derslerimizi aslında teori ve uygulama dengesi içerisinde yapıyoruz. Yani gençlerin beklemeleri gerekmiyor. İleri sınıflara, 3'e 4'e kadar beklemeleri gerekmiyor bununla tanışmaları için. Uygulama birimlerimiz herkese açık, ders dışı zamanlarda kullanılabilir. Ama esas olarak tabii 3. yıldan başlayarak ağırlıklı olarak mekanlarımızda geçiriyorlar. Yani bu uygulama birimlerimizde geçiriyorlar zamanlarını. Süper. Dediğim gibi sadece dersler değil, ders dışı zamanlarda da. İşte bunun için Design Lab'imiz var, Yeni Medya Lab'imiz var, Halkla İlişkiler Atölyemiz var, Reklamcılık Atölyemiz var. Artık bunlar hani böyle öğrencinin hayatının neredeyse bazen sabah gittiğimde onları orada uyurken buluyorum. Sabahladıkları bu öğrencilik hayatının şeyleridir, cilveleri, olmazsa olmazları biraz. Ve uygulamayla kuram dolayısıyla çok entegre, bütünleşik. Dahası bütün bölümler arasında da bu şeyi sağlamaya çalışıyoruz biz. Çünkü iletişim alanında artık bu yöndeşme dediğimiz şey, bütün mecraların iç içe geçmesi, aslında bir iletişim uzmanlığından söz ediyoruz. Her şeyi biraz bilen, bir iki şeyi çok iyi ve derinlemesine bilen ve girişimci olan mesela böyle bir artık iletişimci, iletişim uzmanı, böyle bir mezun profili mezun etmek gerekiyor. Bunun için de hani hep birlikte çalışıyorlar, öyle söyleyeyim, bölümlerden öğrencilerimiz bu atölyelerde ya da bölümlerine göre değil yani. Harika. Peki şimdi hep üniversite sanayi işbirliklerinden bahsediyoruz. Şimdi sanayi diyoruz tabii ama burada hani üniversite sektör işbirliği diyebiliriz belki. Mesela bu anlamda öğrencilerin staj yapması konusunda yardımlarınız oluyor mu? Bizde staj zorunlu değil. Öğrencilerimizin kendi istekleriyle, çabalarıyla bunu bulmalarını istiyoruz. Onlara destek veriyoruz ama tabii onların önünü de açıyoruz. Yani bizim yarı zamanlı hocalarımızın çoğu, öğretim görevlilerimiz ya da uygulama birimlerimizin başındaki hocalarımızın hepsi sektörden gelme. Ve staj istedikleri zaman onların önlerini açıyoruz, yardımcı oluyoruz. Ama bizim için önemli olan, bu bütün bir üniversite hayatı için geçerli, gençlerin çok istekli ve arzulu olmaları, öğrenmeye, uygulama yapmaya, bu iletişim eğitiminin olmazsa olmazı, hep onu söylüyorum ben.
İletişim öğrencisi önce meraklı olmalı. Hı hı. Yani siz ne sağlarsanız sağlayın, onda o merak ve şey yoksa. Doğru. Evet. Çok da yaratıcılık isteyen bir aslında iletişim sektörü öyle bir sektör hakikaten. Peki siz de Erasmus programı ne derece uygulanıyor fakültenizde? Yani biz bunu çok önemsiyor ve destekliyoruz. Hı hı. Hakikaten. Çok önemli bir deneyim, Erasmus deneyimi. Yani benim kuşağımın böyle imkanları yoktu, bunu söyleyebilirim. İlk yurt dışına çıktığımda epey bir yaş almıştım. Ama şimdi gençler daha ikinci sınıftan başlayarak, eğer belirli bir İngilizce düzeyleri ve ders ortalamaları varsa, evet, Erasmus öğrencisi olarak Avrupa'nın herhangi bir ülkesine gidiyorlar. Kendi alanlarında ders alıyorlar. O dersler, o ortamda bulunuyorlar. Çünkü iletişim alanında olmak demek bir de dünyaya açık olmak, dünyayı Sizinle. Bilmek demek. Erasmus bu anlamda çok önemli bir kanal ve biz bunun için öğrencimizi sonuna kadar destekliyoruz. Erasmus programı da hocam iletişim fakültesi için teknolojik ya. Çok önemli geliyor bana. Yani yurt dışında nasıl bir sistem var? Orada nasıl bir teknoloji kullanılıyor? Hakikaten bunları görebiliyor olmak. Mesela şimdi teknoloji fuarları düzenleniyor, medya fuarları. Mesela onlara katılabiliyor olmak o döneme denk geldiğinde. Çünkü genelde kış döneminde yapılıyor. Öğrencinin Avrupa'da buna katılıyor olması, onu buraya getiriyor olması ya da yurt dışından buraya gelen öğrenci Erasmus programı değişimle kendi kültürünü buraya getiriyor olması sektör anlamında çok önemli. Zaten iletişim bu anlamda en önemli evet, şey yani. Evet, hem disiplinler arası diyoruz hem uluslararası evet, aynı yani zamanda. Artık iletişimi mutlaka küresel olarak kesinlikle anlamalıyız. Bu ne demek? İngilizce, yani en azından bir yabancı dili çok iyi bilmek kesinlikle demek. Bu İngilizce ve yanında başka bir dil. Hı-hı. Bu ikinci bir dili öğrenme, o dile başladıysanız onu ilerletme fırsatı da veriyor. Mesela biz İspanyolca yabancı dil şeyi de açıyoruz, seçimlik diyelim ki. Tabii, öğrenci İspanya'ya gittiği zaman eğer İspanyolca'ya başladıysa onu ilerletme fırsatı oluyor. Süper. Ama bu karşılıklı şey için şunu da ekleyeyim. Sadece öğrenci değişimi değil Erasmus tabii. Hı-hı. Hocalarımız da bundan çok aynen yararlanıyorlar. Aynen. Sürekli olarak o devam ediyor o ilişki biçimi. Ayrıca bizim hocalarımızın çoğu zaten, çoğu yani bir bakıma Kadir Has'ta çalışmanın koşulu bu. En az ya yurt dışından doktora dereceniz olacak, yüksek lisans doktora dereceniz olacak ya da yurt dışında belirli bir süre bulunmuş olmanız. Yani bir başka bir akademik hayatı, başka bir kültürün akademik hayatını deneyimlemiş olmanız gerekli. Bu olmazsa harika olmaz koşul. Dolayısıyla yani öğrenciyi yönlendirmek açısından da hocalarımızın hakikaten istisnai denebilecek bir şeyleri olduğunu, eğitim geçmişlerini, akademik birikimleri ve kültürleri olduğunu hı hı burada söyleyebilirim. Peki hocam sizin fakültenizi madem konuya girdiniz, akademik kadrosunu biraz anlatalım mı? Kadromuz hem çok deneyimliler var hem de çok genç arkadaşlar var. Aşağı yukarı bu bir denge dengeli içerisinde evet. Ama genel olarak bana sorsanız Kadir Has İletişim Fakültesi çok genç bir fakülte derim. Hem zihniyet olarak genç, hem çalışanların dinamizmi açısından öyle genç. Ama hakikaten fiilen, reel olarak da genç ortalamaya bakacak olursanız. Hepsi doktoralarını dediğim gibi yurt dışında tamamlamış, gelmiş, yardımcı doçent, doçentlik aşamalarını hızla geçmiş. Geçmekte olan bu bir akademik başarı ve kriter göstergesi, tabii ki başarı göstergesi. Çünkü üniversitemizde o kadar kolay değil bizim akademik ilerlemeler. Ama hocalarımızın böyle bir çok hani hem eğitmen olarak hem de kendi akademik yayınları itibarıyla çok hani gelecekleri olan, gelecekleri şimdiden oluşan akademisyenler olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun dışında da önemli bir miktarda yarı zamanlı hocamız var. Onlardan da az önce söz etmiştim. Sektörden geliyor. Evet. Bunu da çok önemsiyoruz. Çünkü kesinlikle sektörden birisi gelip bizim daimi kadromuza girdiği zaman ister istemez onun da sektörle bağı azalıyor. Hı-hı. Dolayısıyla o bağı çok dinamik ve canlı tutmak için sürekli olarak şeydeyiz. Yani sektörde kim iyiyse gidiyoruz ona gel biz de ders diyoruz ya da onlar bize geliyor. Süper. Evet ve bu şeyi öyle sağlıyoruz. Zaten öğrenciyi sektöre hazırlamak için sektörün canlı tanığını içeride bulundurmak gerekiyor. Mutlaka öyle. Canlı tanığını tam dediğiniz evet, gibi. Evet. Kesinlikle. Peki hocam son olarak buradan öğrencilerimize, öğrenci adaylarımıza ve ailelerine ne mesaj gönderelim? Şunu söyleyebilirim. İletişim alanı artık geleneksel yani ailelerin ve
velilerin öncelikle ilgilendiği haklı olarak şey çocuğum ne iş yapar meselesi. Kesinlikle. Çok da haklılar kuşkusuz ve iletişim alanında sanki bir iş alanı yokmuş gibi görünüyor. Oysa ben şunu söylemek durumdayım. Artık iletişim eğitimi klasik anlamda olmaktan çıktı. İletişim uzmanları yetiştiriyoruz biz ve kamu sektörü, özel sektör, medya herkesin sadece hani ekran önünde olmak, kurgu yapmak, film çekmek anlamında değil ama her kurumun bir iletişim uzmanına ihtiyacı var ve bütün bu süreçlerin hepsinden anlayan yeni medya mesela hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Evet. Bu yeni medya kullanımına ilişkin siyasa üretebilen, aplikasyon geliştirebilen, bunu kullanabilen, bunu bir kurumsal kimliği anlatmak için kullanabilen, yani şunu söyleyeyim özetle, iletişim alanının ufku çok geniş. Kesinlikle. Ama artık çok girişimci nitelikte ve bu şeyi, yeni teknolojileri çok iyi kullanabilen nitelikte mezunlara ihtiyaç var. Dolayısıyla aileler çocuklarında bu potansiyeli görüyorlarsa merak, teknolojilere ilgi ve onu kullanıyor olmak ve böyle geniş bir ufuk, iletişim eğitimi alsın çocukları derim. Yani onlara bunu öneririm. ve de hepsine tabii başarılar dilerim. Umarım gönüllerindeki alanlarda eğitim alırlar. Bu çok önemli. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim.